Rinoplastiğe hazırlık aşamasında hastalarımız karar verme aşaması yaşanır. Ve bu kararı vermeden önce, evet bir burun ameliyatı olmaya karar vermiştir, arkadaşlarıyla konuşmuştur, konuyu araştırmıştır ve bizi bulmuştur. O aşamada biz hastamıza uzun uzun konuşmayı tercih ediyoruz. Ne arzu ettiğini, ne arzu etmediğini anlamaya çalışıyoruz. Beklentilerin gerçekçi olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Burnunu muayene ediyoruz, dışını muayene ediyoruz, içini muayene ediyoruz. Fotoğraflarını çekiyoruz kişinin. En az 7 tane fotoğraf çekmeyi tercih ediyorum. Değişik açılardan. Bu fotoğrafları bilgisayarda kendisine gösterebiliyorum. Bu fotoğrafları eğer gerekirse bilgisayarda bir yazılım aracılığıyla üzerinde bazı değişiklikler yapabiliyorum. Ve bu aşamadan sonra da aynı dili konuşur hale geldiğimizi, hastamızın da gerçekçi beklentileri olduğunu anladıktan sonra o zaman ameliyata ait bazı riskleri, yararları, nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Ve bunlarla da yetinmeyip ayrıca okuması için, doldurması için bazı formlar veriyoruz. Ve eğer gerekirse hastamıza ikinci bir görüşmeyi daha çağırabiliyoruz. Ki bu en doğal hakkı hastamın. Daha çok bilgi isteyebilir, danışmak isteyebilir, karar vermeden önce o çünkü onun hayatındaki en önemli işlerden birisini yaptırıyor olacak. Bunları danışmak isteyebilir. Gerekirse ikinci bir kez daha görüşüyor. Gerekirse üçüncü kez. Ama görüştükten sonra artık ameliyatımızı hazırlık aşamasını tamamlamış oluyor ve ameliyat dönemine geçiyoruz.